Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bugünkü masalımızın adı Dört Mevsim. Bir zamanlar Toprak Ana evinde yalnız yaşıyormuş. Yalnız yaşamak zormuş. Bu yüzden canı çok sıkılıyormuş. Bir gün kalkmış, Gök Kralı'na misafirliğe gitmiş. Sarayın kapısına varınca gürültüler, patırtılar duymuş. Kapıdaki nöbetçiye bunların ne olduğunu sormuş. Nöbetçi, "Ne olacak?" demiş. "Mevsim kardeşlerin gürültüsü. İkisi kız, ikisi oğlan, dört yaramaz çocuk var. Kavga edip duruyorlar." Toprak Ana, "Onları bana gönderin." demiş. "Ben yalnızım. Biraz da benimle otursunlar." Nöbetçi Toprak Ana'nın isteğini krala söylemiş. Kral da "Peki." demiş. Toprak Ana bunun üzerine evine dönmüş. Mevsim kardeşleri beklemeye başlamış. Önce en küçük kardeş gelmiş. Pembe, beyaz saçlı, güzel bir çocukmuş. Toprak Ana'ya "Benim adım İlkbahar." demiş. "Size ufak bir armağan getirdim." İlkbahar çantasını açmış, çantasından tomurcuklanmış dallar, renk renk çiçek demetleri, cıvıl cıvıl ötüşen kuşlar çıkarmış. Çok geçmeden ikinci kardeş gelmiş. Tombul, kırmızı yanaklı bir kızmış. Adı da Yazmış. Kardeşine, "Haydi çekil bakalım, bak ben geldim." demiş. Sonra o da çantasından çilek, kiraz, şeftali, erik gibi meyveler çıkarmış. Bunları Toprak Ana'ya sunmuş. Derken üçüncü kardeş gelmiş. Sarı, sapsarı bir çocukmuş. Toprak Ana'ya, "Ben sonbaharım." demiş. "Yalnızlığı, sessizliği çok severim." demiş. Sonra da kuşları kovmuş, her yeri sarıya boyamış. Ortalığa bir sessizlik çökmüş. Tam bu sırada dördüncü kardeş gelmiş. Çiçekleri, meyveleri dağıtmış. Cebinden beyaz bir su çıkarmış. Bu suyla her yeri beyaza boyamış. Bir yandan da "Benim adım Kış, benim adım Kış." diye bağırıyormuş. Dört kardeş de Toprak Ana'nın evinden gitmek istememiş. Kavgaya tutuşmuşlar. Ortalık alt üst olmuş. Toprak Ana kızmış. "Beni dinleyin." demiş. "Ya sırayla gelin evimde üçer ay misafir kalın ya da çekilip gidin. Hepinizi birlikte istemiyorum." Bunun üzerine mevsim kardeşler düşünmüşler. Aralarında anlaşıp Toprak Ana'ya "Peki." demişler. İşte o günden beri sırayla geliyor Toprak Ana'da üçer ay misafir kalıyorlar. Bugünlük hikayemiz bu kadar.